Allah'ı her an hatırlamak için neler tavsiye edersiniz? Canımın içi, sen nasıl güzelsin sen böyle, nasıl yakışıklısın, çok nurlusun. Allah'ın nurunu kat kat artırsın, seni cennetiyle sarsın. Ne güzel bu isteğin. Demek ki cennet kuzusun ki, Allah'a karşı sevginde yoğun ki, böyle güzel bir talepte bulunuyorsun. Allah'ın gücünü unutmamak çok önemlidir. Adam Allah'a atılıyor da fakat korkuyor, şirk içinde oluyor. İşte birisi bir şey diyor, ondan etkileniyor falan. Unutuyor Allah'ın gücünü. Allah'ın gücüne ait delilleri aklından geçirmesi gerekir. Ara ara, yani çok fazla delil vardır. Allah'ın sonsuz gücüne dair delilleri aklından geçirmesi lazım, unutuyorsa eğer. Ama pratikte sonsuz büyük olduğunu aklında tutması gerekiyor. Öbür türlü zaten insan hasta olur. Yani dengesiz olur, yani normal olamaz. Normal hayatta olur. Ama hayrettir, bu az insanlar arasında. Yani şaşıracak bir şey. Azdır. Bilmeyen insanlar da azap çekiyorlar. Yani çok büyük azap çekiyor. Kendini uyanık zannediyor. Hayatın gerçekleri var zannediyor. Mesela münafıklar da öyledir. Hayatın gerçekleri var zanneder. Kendisi bir şey yaptığını zanneder. Halbuki ahmak, her hatanı Allah yaratır. Onu akledemez. Allah'tan bağımsız Müslümanlara saldırdığını falan düşünür. Müslümanları dağıtacağını düşünür. İslam'ı durduracağını düşünür. Münafık da dağıtma isteğinin altında utanç içinde yaşama vardır. Çok aşağılandığı için münafık olmanın verdiği azaptan dolayı bir an önce Müslümanlar dağılmasını ister. Bu sefer Müslümanlar mesela karşı suçlamalarda bulunur ki kendi ahlaksızlığı belki fulyulaşır, dikkat çekmez diye. Ama en çok istediği Müslümanların dağılmasıdır. Çünkü kendisi dağılmış ya, artık münafıklığını tescillemiş, görüyor onu. O durumdan kurtulmak için bütün Müslümanların dağılmasını ister ve muazzam gayret eder. Ama sonunda bitap düşer tabii. Ve mağlup olur, Allah onu ezer. Hep böyledir yani münafıklarda. Ve yalnız kalırlar, dikkat edin, hep yalnızdırlar. Allah'ın onlara bir cezası, en belirgin ceza budur. Yalnız yaşayıp, uyuz köpekler gibi yalnız ölmeleri. Hep böyledir münafıkların. Sonucu bu olmuştur. Bütün tarih boyunca böyle olmuştur.